Merhaba arkadaşlar ve Bölge Sepetim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu Bugün sizlere bu güzel atkı ve e, bere ve hırkamızın takımı olarak atkı yapma yapmak için geldim. Onun videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde beremizi daha önce yapmıştık. E, videosu kanalımda mevcut. Bonbon şekeri bere modeli olarak hırkamızda. Daha önce yapmıştık, onun da videosu kanalımda mevcut. Bonbon şekeri hırka modeli olarak ve örgü sepetim bonbon şekeri hırka modeli ve bonbon şekeri bere modeli olarak yazarsanız bu iki modelime ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu iki takımımıza uygun olarak atkı yapımını başlayacağız. Bunun için arkadaşlar yine Alize Baby Best marka pembe renk ve beyaz renk ipe ihtiyacımız var. Aynı renkle çalışacağız arkadaşlar ve 4 numara şiş. Arkadaşlar şişimize 35 ilmek atarak başlayacağız. 35 ilmeğimizi atacağız. Ondan sonra arkadaşlar birkaç sıra sonra yine beremizde ve hırkamızda yaptığımız modelin aynısını yapmaya başlayacağız beraber. Şu şekilde arkadaşlar ilmeğimizi atıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 standart ilk açma şekli arkadaşlar bu. Eğer siz farklı şekilde ilik atmaya, ilmek atmaya alışmışsanız o şekilde yapabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Bu şekilde arkadaşlar ben şimdi 35 ilmeği tamamlayayım. Ondan sonra videoyu çekmeye devam edeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 35 ilmeğimi attım ve şu şekilde Arkadaşlar örmeye başlıyoruz. sırasını beraber yapalım. Ondan sonra ne yapmamız gerektiğini kısaca bir anlatayım. Ondan sonra örmeye devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ilk sırayı birlikte tamamladık. İlk sıramın sıranın örümü biraz zor oluyor arkadaşlar. Yeni ilmek attığımız için. 35 ilmeğimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Ee, şimdi arka tarafı da aynı şekilde haroşa olarak öreceğiz. Ve atkımızın modelini yapmadan önce toplam 5 diş haroşa yapacağız arkadaşlar. 5 diş haroşanın sonunda hırkamızın Burada yaptığımız modeli gibi atkımıza da aynı modeli koyacağız. Atkımızın başına ve sonuna aynı modeli koyarak hırkamıza ve beremize takım yapacağız. Bu şekilde arkadan mı önden düz olarak örerek haraşo örgü elde ediyoruz. Haraşomuzu yapalım. Arkadaşlar e, videolarımın altına çok fazla yorum geliyor İlk ilmeği nasıl yapıyorsunuz diye. Arkadaşlar ben ilk ilmeği e, örerek alıyorum. Ben bu şekilde alıştığım için bu şekilde yapıyorum. Ama dediğim gibi siz e, örmeden almaya alışmışsanız nasıl yapıyorsunuz o şekilde yapmaya devam edin arkadaşlar. Bu benim örme stilim. Bu benim alışkanlığım. Alışkanlığımdan vazgeçemiyorum. Denedim çok fazla örmeden almayı ama olmuyor arkadaşlar. Ben örerek almayı tercih ediyorum. Benim de bu şekilde düzgün düşüyor. O yüzden ben alıştığım gibi yapıyorum arkadaşlar. Ama siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bir diş haroşomu şimdi ördüm. Arkadaşlar toplam 5 dişe tamamlayalım. 5 dişin sonunda buradaki modelimizi kurmaya başlayacağız. Şimdi ben de arkadaşlar 5 dişe tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bu şekilde 5 sıra haroşomu ördüm. Şimdi modelin yapımına geçeceğiz. Arkadaşlar bunun için şimdi beyaz ipimle öreceğim. Hatta şöyle yapalım. Başta ve sonda üçer adet haroşo koymamız gerekiyor. Bunları da pembeyle yapalım ki pembe ipimiz de yukarı doğru yürümüş olsun yoksa buradan kesmek zorunda kalacağız bu şekilde bir iki ve üç adet haroşomuzu yaptık bundan sonra arkadaşlar üçüncü ilmekten itibaren beyaz ipimizi takıyoruz sonda da arkadaşlar üç adet haroşomuz olacak onu da e, pembeyle yapalım Beyazlar ortada görünsün. Daha güzel bir görüntü elde ederiz bu şekilde. Şimdi sonda 3 ilmek kalana kadar bu şekilde örelim. Şu an beyazla örüyoruz arkadaşlar. Evet, sonda 3 ilmeğimiz kaldı. Şimdi arkadaşlar Pembe ipimizi takacağız. Hırkada da bu şekilde yapmıştık. Hatırlıyorsanız baştaki 7 adet haroşomuzu pembe ile yapmıştık. Geri kalan ilmeklerimizi beyazla yapmıştık. Şimdi arkadaşlar aynısını atkımızda da yapacağız ki e, beyaz e, bu beyaz bonbonlar ortada görünsün. Kenarlar pembe olarak atkı pembe olduğu için ana rengi o şekilde devam etsin. Şimdi arkadaşlar e, sona da şimdi bir pembe ip takıp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, hırkada yaptığımız gibi yine yeni bir pembe ip takarak sondaki 3 ilmeğimizi de pembe ile yapıyoruz ve beyaz ilmekler ortada kaldı arkadaşlar yine. Şimdi tekrar pembe ile 1 2 ve 3 ilmeğimizi ördük. ipimizi arkaya alıyoruz şu şekilde çapraz yaparak yine ortadaki beyaz ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar baştaki ve sondaki 3 adet ilmeğimizi haroşa olarak ortadaki beyaz ilmeklerimizi düz örgü olarak öreceğiz bunun için beyazları önden düz arkadan ters olarak örüyoruz ve düz örgü elde ediyoruz. Ama baştaki ve sondaki 3 adet ilmeğimiz haroşa olacak. Pembe ile örülecek. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir gelelim. Evet, beyaz ilmeklerimizi ördük. Şimdi yine e, şu şekilde çapraz yapıyoruz arkadaşlar yine. Çapraz yaparak pembe ipi öne alıyoruz ve 3 adet ilmeğimizi haraşo olarak örüyoruz. Evet. Şu ilmekleri arkadaşlar düğüm yapıyoruz yeni taktığımız ipleri açılma yapmasın diye. Sondakini de yapacağız arkadaşlar birazdan. Şimdi tekrar arkadaşlar baştaki 3 ilmeğimizi pembe ile örüyoruz. 1 2 ve 3 tekrar beyazlı pembeyi şu şekilde çapraz yaparak Beyazla örmeye devam ediyoruz. Çapraz yapmamızın sebebi arkadaşlar, iki yeni ip arasında açılma olmaması için. Eğer çapraz yapmazsanız örseniz bile iki ip arasında açıklık olacak. O yüzden açıklık olmaması için çapraz olarak alıyoruz ve o şekilde örmeye devam ediyoruz. yine hırka ve beremizde yaptığımız gibi 4 sıra öreceğiz arkadaşlar 4 sıranın sonunda modelimizin kurulumunu yapacağız şu an 3. sıramızı örüyoruz beraber bunu yapalım ondan sonra ikinci model için devam edelim arkadaşlar Evet ve pembe ipimize geldik yine pembe ip burada yine beyazı bu tarafa alıyoruz pembeyi bu elimize alıyoruz ve pembe ipimizle örmeye devam ediyoruz. 3 dişimizi de 3 diş haroşamızı da pembe ile ördük ve şimdi arka tarafa geçiyoruz. Tekrar 3 diş haroşamızı örüyoruz pembe ile 1 2 ve 3 ipimizi arka tarafa alıyoruz ve beyazı da çekerek şu şekilde beyazla ters örgü örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bu sıranın sonunda model kurulumuna geçeceğiz. Evet, şu şekilde yine beyazla pembeyi çapraz yapıyoruz. Ve ipimizi öne alarak 3 diş haroşomuzu yapıyoruz. Arkadaşlar şu sondaki şu ilmeği de bir düğümleyelim. Daha fazla uzamadan. Şu şekilde ki açılmasın ip. Evet. Şimdi arkadaşlar 4 sıramızı tamamladığımız için şimdi modelin kurulumuna geçeceğiz. Bunun için arkadaşlar bu sıramızı komple pembe ile öreceğiz ki pembe olarak modelin kurulumu yapılacak şimdi. Yine 3 dişimizi örüyoruz pembe ile. 4. beyaz ilmeğimize gelince onu şişten çıkartıyoruz ve pembe ilmeği bulana kadar söküyoruz arkadaşlar yani 4 kere. Evet, pembe ilmeğimi buldum şişimi taktım şu şekilde ilmek atarak içinden çıkardım tekrar 1 2 ve 3 ilmek ördüm dördüncü ilmeği çıkardım dört kere söktüm pembe ilmeğimi buldum şu şekilde ilmek attım ve çıkardım tekrar 1 2 ve 3 ilmekten çıkardım şişimden söktüm pembe ilmeğimi buldum ve ilmek atarak çıkardım bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar yapacağız Ondan sonra arka tarafta da bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz ve ikinci modelin kurulumuna geçeceğiz yine hırkada ve atkıda beremizde olduğu gibi 3 adet bonbon modeli koyacağız arkadaşlar daha fazla koyarsak çok kalabalık bir görüntü olacağını düşündüğüm için hem de hırka ile bereye takım olduğu için arkadaşlar onlarda üçer tane olduğu için atkımıza da 3 tane koymaya karar verdim. Tekrar söktüm, pembe ilmeğimi taktım, çıkardım. Tekrar 1 2 ve 3 ördüm, çıkardım ve 3 ve 4 adet söktüm taktım arkadaşlar ve çıkardım tekrar 1 2 ve 3 adet ördüm son beyaz ipimi de ilmeğimi de çıkartıyorum ve pembe ilmeğimi taktım şu şekilde çıkardım Sondaki 3 adet ilmeğimizi de pembe ile örüyoruz ve arka tarafımıza geçtik arkadaşlar. Arka tarafımızda bütün ilmeklerimizi ters baştaki 3 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. İpimizi aldık. Bu şekilde aynı iple arkadaşlar yine bu sırada da pembeyle yapıyoruz bütün sırayı bu şekilde tamamlayalım sıra sonundaki 3 adet haraşomuzu da yine haraşo olarak yapacağız Sıra sonuna kadar bir örelim bonbon modelimiz nasıl olmuş bir bakalım sonra ikincisinin yapımına geçeceğiz arkadaşlar Evet bitirdik sonda 3 adet ilmeğimiz var. Onu da haraşo olarak yapıyoruz ve ilk bonbon modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bakın. İlk bonbonumuz yapılmış oldu. Şimdi arkadaşlar ikinci bonbon modelimize geçiyoruz. Bunun için yine baştaki 3 ilmeğimizi haraşo olarak e, pembe ile öreceğiz. Yine geri kalan ilmeklerimizi beyazla devam ediyoruz. Sondaki 3 ilmeğimizi de yine pembeyle yapacağız. Yine 4 sıra yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar ilk bonbon modelimizi kurduğumuz gibi 4 sıra beyazımızla ortası beyaz kenarları pembeyle ile haroşa olacak şekilde yapalım. İkinci bonbon modelimizin anlatımını anlatmaya devam edeyim arkadaşlar. Şimdi ben de 4 sıramı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben yine 4 sıramı tamamladım. Şimdi ikinci bonbon modelimizin kurulumunu yapacağım. Yine komple bütün sırayı pembe ile öreceğim. Diğer iplere geçmeyeceğim. 3 ilmeğimizi örüyorum. 1 2 ve 3. Bu bizim ilk bonbon modelini kurduğumuz ilmekti. Bunu örüyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane daha örüyorum. Şimdi modelin kurulumunu yapacağım. Yine şişten çıkardım. Yine 4 kere söktüm. Şişe taktım. Şu şekilde ilmeğimi attım. Yine 3 ilmek örüyorum. 2 3 şişten çıkardım dört kere söküyorum yine şişe taktım ve şu şekilde çıkardım tekrar 3 şişten çıkardım söküyorum taktım ve çıkardım bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar yapalım daha sonra arka taraftan yine bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Baştaki ve sondaki 3 adet haroşomuz hariç onları haroşo olarak örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yine 1 2 ve 3 kere ördüm, çıkardım. 3 ve 4 takıyorum. Sıra sonuna kadar bir beraber yapalım. 2 3 çıkardım. 1 2 3 ve 4 tekrar şişe taktım. Çıkardım. Tekrar 1 2 ve 3 ördüm. Şişten çıkardım. 1 2 3 ve 4 kere söktüm. Şişe taktım. Ve şu şekilde çıkardım arkadaşlar. Sondaki bütün ilmeklerimi de pembe ile örmeye devam ediyorum. Evet, şimdi arka tarafta pembe ile bütün ilmeklerimizi baştaki ve sondaki 3 ilmeğimiz hariç ters olarak öreceğiz. Baştaki ve sondaki 3 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. İpimizi arkaya alarak geri kalan bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sondaki 3 ilmeğimiz hariç. Bu şekilde arkadaşlar tamamladık. İkinci modelimizi de bir kuralım. Daha sonra üçüncü ve son bonbon modelimizi de kurup bitireceğiz. Daha sonra atkımızı örmeye devam edeceğiz. Bir de sonda atkımızın sonunda aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Aynı modeli kuracağız. bu şekilde sonda 3 ilmek kalınca ipimizi arkaya öne alarak 3 adette haroşomuzu ördük ve ikinci bonbon modelimizi de bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar bakın bu şekilde tamamlanmış oldu şimdi arkadaşlar üçüncü bonbon modelimiz içinde yine başta yaptığımız gibi üç ilmeğimizi 4 sıramızı baştaki ve sondaki üçer ilmeğimizi pembe ortadakileri beyaz olarak yapacağız ve ondan sonra modelimizi tekrar baştaki kurduğumuz gibi kuracağız ondan sonra da atkımızı örmeye devam edeceğiz ben şimdi üçüncü bonbon modelimizi de baştaki gibi yaparak yerleştireyim ondan sonra da atkımızı ne kadar örmemiz gerektiğinin detaylarını vereyim ve atkımızı örmeye devam edelim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben 3. bonbon modelimi de kurdum. Birinci bonbon modelinin kurulumu ile 3. bonbon modelinin kurulumunun aynı olduğu için onu sizlere göstermedim. Aynısını yaparsanız bu sonucu elde edebilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar direkt haroşa yapmaya başladım. Şurada itibaren modelin bitiminden başlangıcına itibaren toplam 7 sıra arkadaşlar. Biz bu e, atkımızı toplam 72 santim falan yapmayı düşünüyorum Ben şu an Burası 7 santim sonuna da atkının sonuna da aynı modeli koyacağım için sonda da 7 santim başlangıçta da 7 santim toplam 14 santimi 72 santimden çıkartacağız ona göre de bir santim uzunluğu yapacağız bu modelden itibaren arkadaşlar toplam 68 santim 58 santim yapalım 58 santimin sonunda yine 7 santimlik bir model koyacağımız için toplamı 72 santim olacak zaten atkımızın Şimdi arkadaşlar toplamda buradan itibaren, buradan itibaren yani modelin bitiminden itibaren 58 santim örelim 58 santimin sonunda tekrar bu modelimizi koyacağız ve ondan sonra atkımızı bitireceğiz Şimdi ben de modelden itibaren 58 santimimi örüp geliyorum arkadaşlar. Komple modele kadar haraşo olacak. Başka hiçbir şey yok. Ben de şimdi tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelden itibaren modelimiz burada. Modelden itibaren toplam 58 santim ördüm. Modelle beraber şu an 65 santim bir atka elde ettim arkadaşlar. Şimdi başta koyduğumuz modelin aynısını atkımızın sonuna da koyacağız. Bunun için baştaki 3 ilmeğimizi yine haroşa olarak örüyoruz. 2 3 Sonra arkadaşlar yine başta yaptığımız gibi beyaz ipimizi takıyoruz ve sonda 3 ilmek kalana kadar beyaz ipimizle örüyoruz. Başta ve sonda aynı modelimiz olacak. Ve takım olarak hırkamıza ve beremize takım olarak atkımızı da tamamlamak üzereyiz. Sonda 3 ilmek kalana kadar beyazla örüyoruz. Evet 3 ilmeğimiz kaldı. Arkadaşlar başlangıçta yaptığımız gibi yeni bir pembe ip takarak sondaki 3 ilmeğimizi de bu iple örüyoruz. Ve arka tarafa geçtiğimizde arkadaşlar yine baştaki 3 ilmeğimize haroşo olarak pembe ile örüyoruz. İpimizi geriye alarak şunu biraz çekelim. Şu iki ipi çapraz yaparak beyaz iple örmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sondaki beyaz ipim bir ilmek kaldı. Bunu da ördük. Şunu biraz çekelim. Sondaki pembe ipimizle beyaz ipimizi yine çapraz yaparak pembe ipimizi öne alıyoruz ve 3 adet daha haroşamızı ördük. Arkadaşlar şu beyaz iple bu beyaz ipi düğümleyerek sabitliyoruz. Daha fazla örmeden, yoksa kasma yapar arkadaşlar. Bir de sondaki pembe ipimizi de düğüm yapıyoruz. Şu şekilde bir kere daha yapalım. Açılmamasını garanti edelim. Evet, yaptık. Arkadaşlar, iki sıra örmüş olduk. Yine. Atkımızın başında yaptığımız gibi 4 sıraya tamamlayacağız ve ondan sonra modelimizi kuracağız. Arkadaşlar başta bu işlemi yaptığımız için artık bu işlemi tekrar e, videonun sonunda göstermeyeceğim. E, kafası takılan e, ve yapamayan arkadaşlar videonun başına tekrar alırlarsa aynı hiçbir farkı yok. Başta yaptığımız modelin aynısını burada yapacağız ve model biter bitmez e, sondaki kaç adetti? Bakalım. 1 2 3 4 5 adet. 5 sıra 5 diş haroşomuzu ördükten sonra atkımızın kesimini yapacağız arkadaşlar. Ben şimdi modelimizi koyayım. Ondan sonra arkadaşlar bu sondaki 5 diş haroşomuzun yapımında videoyu çekmeye devam edeyim. Dediğim gibi kafası takılan arkadaşlar videonun başını alırlarsa modelin başlangıcı yani buradan itibaren yapacağım her şey aynı baştan buradan itibaren yapılacak, yapılıyor gibi devam edeceğiz ee, ve modelin kurulumu bu kurulumunu bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar ben de modelin kurulumunu 3 adet bonbon modelimi atkıma uyarlayayım. Ondan sonra e, 5 diş haroşomuzu örüp kesim işlemini yapalım ve daha sonra atkımızı tamamlayalım arkadaşlar ve takımımızı tamamlamış olalım. Ben de şimdi modelin kurulumunu yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben modelimi kurdum 3 adet. Ondan sonra da 5 diş haraşomu da tamamladım. Şimdi arkadaşlar modeli bitiriyoruz. Şu şekilde kesim işlemi yapacağım. 2 2 alarak kesiyorum ve şişe geri takıyorum arkadaşlar. Ben genelde bu işlemi yapıyorum kesim işlemi olarak. Eğer bir sıra daha fazla örülsün istersem örerek kesme işlemini yapıyorum. Ama şu an e, başlangıçla bitiş olarak 5 diş haroşa olduğu için şu an 5 diş haroşamı ördüm. Ve kesme, e, örmeden kesme işlemi yapıyorum ki bir sıra fazla olmasın diye arkadaşlar. Bakın 5 diş de bitiyor bu şekilde olunca. Ama örerek kesme işlemi yaparsam 6 diş haroşo elde etmiş olacağım. Bunu istemediğim için. Bu şekilde kesme işlemi yapıyorum. Ama elinizi bu şekilde keserken çok fazla sıkmamaya özen gösterin. E, aksi takdirde kasma elde, e, kasma gerçekleşiyor modelde. Bu yüzden bu şekilde arkadaşlar 2-2 iki iki alarak atkımızı bitiriyoruz. Ve şu an arkadaşlar sayfamda e, hırkası, beresi ve atkısı olarak modelin yapılışı tamamlanmış oldu takım olarak yeleğinin de dediğim gibi zaten yeleğini e, hırkanın kısa kollusu olarak yaparsanız yeleğini de o şekilde tamamlamış olursunuz arkadaşlar e, bunu hırka videosunda zaten anlatıyorum hiçbir farkı yok yeleğin hırka yapımından o yüzden hırkayı e, hırkayı anlattığım için yeleği de e, anlatmayacağım Çünkü dediğim gibi sadece yeleği hırkanın kolu kısa hali kolucuna 4 diş haroşa yaparak kolunu uzatmadan yeleğini de yapıp bitirebilirsiniz bu şekilde bir sıra sonuna kadar yapalım kesim işlemini ve atkımızı tamamlayalım bir hırkasına beresine de bakalım tam takım yaptığımız için onların da bir sonucuna bir bakalım takımımıza ve bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar sıra sonuna kadar bir geleyim. Bu şekilde zaten ondan sonra videoyu çekmeye devam edeyim. Evet arkadaşlar kesim işleminden sonra atkımı da bu şekilde tamamlamış oldum. İplerini de yürüttüm arkadaşlar ve atkımı tamamladım. Şimdi arkadaşlar tam takıma bir bakalım. Bu modelimizin beresiydi. Altındaki atkısı. Bu da hırkası arkadaşlar. Hırkasını da yaptık ve atkısı, beresi ve hırkası olarak modelimizi bitirmiş olduk bu şekilde arkadaşlar. Ve tam takım olarak artık kanalımda anlatımı mevcut arkadaşlar yapmak isteyen arkadaşlar için beremizin anlatımı bonbon modeli e, bebek bere yapımı, e, atkımızın ki zaten şu andaki video hırkamızın modeli ise bonbon bebek hırka yapımı olarak geçiyor. E, zaten kanalıma girdikten sonra videolar kısmına tıklarsanız alt alta takımın yapımının videolarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, bu şekilde takımımızı tamamlamış olduk eğer sizde videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni butonuna basarsanız çok memnun olurum abone olduktan sonra abone olundu yazısının yanındaki zile tıklarsanız videolarımdan yüklediğim anda haberdar olabilirsiniz ben sonuçtan gerçekten çok memnunum çok şeker bir takım oldu dediğim gibi istediğiniz renkle bu takımı gerçekleştirebilirsiniz hayal gücü size kalmış ben pembe beyaz çalışmak istediğim için birazcık da kız bebeklere çalışmak istediğim için aslında pembe beyaz tercih ettim. Çünkü sayfamda genelde hep erkek modeli olduğu için birazcık da e, pembe renk çalışmak istedim ama model hem erkek hem kız bebekleri için bir model. E, dediğim gibi siz e, değişik renkler, lacivert beyaz, e, gri beyaz ya da daha değişik açık gri, koyu gri falan tarzında e, istediğiniz rengi bu şekilde uyarlayabilirsiniz arkadaşlar hayal gücü size kalmış anlatması bu şekilde modelin tarifi bu şekilde renkler renk tercihi sizde arkadaşlar e, dediğim gibi kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum e, videomun altına yorumlarınızı eksik etmezseniz çok memnun olurum yaptığınız e, modellerimi Instagram ve bölgü sepetim sayfamdan, sayfamdan bana gönderirseniz paylaşmaktan ve görmekten mutluluk duyacağım. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.